Bugün İzmir'de ortaya koyduğumuz iyi eğitimli, yaş ortalaması 45 olan İzmir'in belediye başkanlarına bir bütün olarak baktığınızda benden 4 yaş genç, 4 yaş genç, her birisi iyi düzeyde yabancı dil bilen, aldıkları eğitimle ve geçmişte verdikleri mücadeleyle kentin yüzünü güldürecek, kent suçlarına geçit vermeyecek, kentin dokusunu, tarihini bilip yarınlarını planlayabilecek, İzmir'e yakışan ve İzmir'i ranttan ve talandan kendilerini, evlatlarını korur gibi koruyabilecek kadrolara emanet etmek üzere yola çıktık. Bu kadroları önümüzdeki 5 yıl boyunca yapacakları her hizmetle İzmir bu kadrolarla gurur duyacak. Türkiye bu kadroları görecek. Bu kadroların yönettiği İzmir cazibe merkezi olma noktasındaki ilerlemesini bir devrime dönüştürecek. İzmir'deki iyi yönetim Türkiye'ye örnek olacak ve gün gelecek Türkiye İzmir'deki iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in 2. yüzyılındaki iktidarıyla ödüllendirecek. Söz veriyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Şimdi kimden oy istiyoruz? Biz bugün Cumhuriyet Halk Partililerden, biz bugün sadece sosyal demokratlardan oy istemiyoruz. Çünkü 2019 seçimleri 2018'deki büyük moral bozukluğunun üzerine milletin iradesiyle 11 büyük şehirde ülkenin kaderine el konulmasını sonucuna ulaşan bir büyük başarıyla bitmişti. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, İzmir'in ve Eskişehir'imizin, Aydın'ımızın, Muğla'mızın yanına katmıştık. Şimdi Mayıs ayındaki çok hak edip ulaşamadığımız zaferden sonra herkes bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan iktidarını perçinleyecek mi? Yoksa Atatürkçü, cumhuriyetçi, cumhuriyet değerlerine saygılı kurucu kadrolarına husumet değil hayranlık duyan kadrolar acaba yeniden hem bu 11 kentte hem de devamında hakim olup bir denge sağlanacak, geleceğe umutla bakılacak mı? İşte bu dengeyi sağlamak için bir büyük ittifaka ihtiyaç vardı. Bir büyük işbirliğine ihtiyaç vardı. Bunun için ben göreve geldiğim günden itibaren hepinizin gözü önünde, bütün Türkiye'nin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım, arkadaşlarım yaptı, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak bir yerden sonra bunu başaramadık. Çok istedik ama geçen seçimden sonra çeşitli ve elbette asla sorgulayamayacağımız kendilerince anlamlandırdıkları gerekçelerle ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. Biz Ankara'da bir ittifak kuramadık. Ankara'da anlaşıp Türkiye'de ittifak kuramadık. Ama bir şeye inanıyoruz. O da şu ki 2019'da 11 büyük şehri kazanan seçmen, o 11 büyük şehri adaylar kazanmadı, partiler kazanmadı. Cumhuriyetin kıymetini bilen seçmen kazandı. O seçmen değişmedi, duruyor. O seçmenin itirazı Tayyip Erdoğan'aydı, saray rejimineydi, değişmedi, duruyor. O seçmenin itirazı Devlet Bahçeli'nin U dönüşüneydi,
değişmedi duruyor. O seçmenin korkusu İstanbul'da, Ankara'da parsel parsel satılan arsaların, birilerine peşkeş çekilen kentin İzmir'e de bu yönetim anlayışının sirayet etmesinden korkuyordu. Korku, endişe, tehlike baki ama seçmen duruyor. Biz Ankara'da bir imza atamadık. Ancak İzmir'in demokratları, sosyal demokratlar, İzmir'in demokratları, muhafazakar demokratlar, İzmir'in demokratları, milliyetçi demokratlar, İzmir'in demokratları, Kürt demokratlar, İzmir'e, cumhuriyete ve geleceğimize hep beraber sahip çıkacaklar. Ben İzmir İttifakı'na güveniyorum. Ben İstanbul İttifakı'na güveniyorum. Ben Türkiye İttifakı'na güveniyorum. İstanbul'da satacak arsa kalmadığında İstanbul'a bir hançer dayayıp Kanal İstanbul yapıp etrafını Katarlılara söz veren anlayış İstanbul'a geri gelmesin diye. Bülent Arıncı'nın tabiriyle Ankara'yı parsel parsel satan, Ankara'nın bütün varlıklarını dinozor parklarına peşkeş çeken, oraları yaptırdığı müteahhitlere peşkeş çeken, parsel parsel satan anlayış Ankara'ya geri gelmesin diye ve gözlerini diktikleri göz bebeğimiz İzmir'in bir kum tanesi bile gözden çıkarılmasın diye Türkiye İttifakı 31 Mart seçimini bir zafere dönüştürecek. Buna yürekten inanıyorum. Şimdi böyle bir zaferi gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken biraz önce bir gazeteci arkadaşım geldi, elimi tuttu. Beni hatırladın mı dedi. Kurultay'da fotoğrafımı çekip demişti ki sen bu işi başaracaksın. Beni unutma dedi. Dedim tamam. Şimdi dedi ki beni hatırladın mı? Nerede o gazeteci abimiz? Nerede, bir elini kaldırsın göreyim abimizi. Nerede? Kurultay'da fotoğrafı çekip beni unutma diyen şimdi gelen abimizi bir elini kaldırsın göreyim. Neyse çıkacak. Göremedim şimdi. Şimdi geldi, çekti fotoğrafı, dedi ki bak söylüyorum, İzmir'de rekor kırılacak. İzmir'deki bütün belediyeler alınacak. Şimdi iki tane önce bir müjdem sonra bir sürprizim var. Müjdeye hazır olanlar bir alkışlasın. Müjde şu: adayları gösterdik, 4 gün sonra sahaya indik. Anketlerimizi yaptırdık ve yapılan anketlerin sonucunda gördüğümüz odur ki aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada yarattıkları heyecan önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Size söz veriyoruz. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Kiminde çok açık öndeyiz. Örneğin Karşıyaka çok açık öndeyiz. Kiminde açık farklı öndeyiz. Pek çoğunda
garanti bir farkla öndeyiz. Ama 4-5 ilçede de ciddi şekilde yarışıyoruz. Birkaç puan ya önde ya gerideyiz. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden 24'ü 25'i gördü. İnanırsanız, kenetlenirseniz, çalışırsanız İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Buna inanın, buna güvenin.